Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Birazdan duyunca çok şaşıracaksınız. Şanlıurfa'da Hasan Çetin ve Özlem Çetin 2011'de evleniyorlar. 5 tane çocukları oluyor. 5 tane çocuk. İddiaya göre Hasan Çetin evli olmasına rağmen İslimhan adında bir kadınla gönül ilişkisi yaşıyor. Ve daha sonrası karı koca aralarında bir geçimsizlikler, problemler başlıyor. 6 Mayıs günü, yani bu sene 6 Mayıs günü saat 20 sularında Hasan'ın kullandığı araçta karısı var, 5 tane çocuğu var. Orada bir su kanalında uçuyor. 5 çocuk, karısı. Ama son anda Hasan kurtuluyor. Nasıl oluyor? Çünkü ailede, Özlem'in ailesi de, yani Özlem Çetin ve beraberinde olan 5 çocuk, maalesef 5 çocuk. Asmin, Aysun, Ecem, İbrahim, Müslüm, Efe de daha 9 aylıkmış, hayatını kaybediyor maalesef. Korkunç bir olay. Allah sabır versin gerçekten. Aile burada bize başvurdular. Özlem'in babası Cuma, annesi Adile Hanım ve kız kardeşi Songül. Adaletin yerini bulması için buradalar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Buyursunlar, gelsinler lütfen. Buyurun. Evet. Adile Hanım, hoş geldin. Başın sağ olsun. Sağ ol. Allah sabır versin. Şu kızımın olsun. Şöyle, Cuma Bey şöyle. Songül'cüğüm hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Sağ Mayıs, olun. Şöyle ben sizi oturtacağım. Songül sen en başa gel. Tamam. Ben size yardımcı olayım. Annen yanında otursun. Adile Hanım böyle gel. Lütfen siz de Cuma Bey böyle gelin. Çok büyük bir acı yaşamışsınız. Allah size sabır versin. Allah 5 Allah torun, Allah. Bir evlat. Şimdi aileyle daha öncesinde gelmeden önce bir röportaj yapalım istedim. Detaylı olarak dertlerini ben biraz özetlemeye çalıştım. Onlar bir anlatsınlar. Sonra arkasından onlara yardımcı olalım. Kısacası onlar kocası tarafından karısının, işte yani kızlarının ve torunlarının öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Doğru mu anladım? Evet. Bir cinayete kurban gittiğini iddia evet. ediyorlar. Onlarla yaptığımız röportaj bir gelsin ekranlara, sonra bakalım aile için neler yapabiliriz. Özlem ve 5 çocuğu şüpheli şekilde öldü. Ailesi Özlem'in kocası Hasan'ı suçladı. Kaza değil, cinayet. Olay 6 Mayıs günü gerçekleşti. Bu Hasan Çetin ablamla çocukları arabayla birlikte suya itmiş. Kendisi de kurtulmuş ve kendisi kaza olduğunu iddia ediyor. Ben hiçbir şekilde kaza olduğuna inanmıyorum. Apaçık bir cinayet işledi. Ablam defalarca kez zaten vefat etmeden önce söylüyordu. Hani bir şekilde onu tehdit ediyordu. Korkuyordu ablam. Ablamı çok döverdi. Çocuklarının gözü önünde bunu yapardı. Yani adam bir şekilde çocukları da yok etti. Ardında delil bırakmamak adına. Bu apaçık bir cinayet. Ben Didem Hanım'dan da desteklerini bekliyorum. Ona güveniyoruz. Bizim köye götürürken oradan akşam gece saat 8.30'da At Çiftliği'ye gideceğim diyor ki. At Çiftlik yol ayrı, getirin yol ayrı yani. Önüme köpek çıkmış, bilmem şu çıkmış. Köpek de ne hiçbir şey, arabanın freni patlamış. Arabanın sonucu geldi, araba sağlam. Hiçbir şey, arabanın bir şeyi yok. Kızıma demiş ki, eğer bu resmi nikahımı vermesen ben seni öldürürüm. En sonunda da yaptı zaten. Hasan benim kızımı, torunumu şey attı. Bu bir cinayettir. Ben bunu davanın sonuna kadar bunun peşindeyim. Bana yardım edin. Her gün kavgaları vardı. Her gün dert bizleri vardı. Zaten bırakmıyordu benim evimi. Her gün kavga, her gün şiddet vardı. Tehdit ediyordu. Tehdit korkusundan şikayetini geri alıyordu. İki defa ben beraber gittim. Karakol kapısına kadar gitti, şikayetini geri aldı. Korkunun korkusundan hiçbir şey edemiyordu. Çaresiz kalmıştı. Olaydan sonra ne gecemiz var, ne gündemiz var. Ağlar artık huzurumuz kalmadı. Göz yaşlarım kurudu. Bunun tutuklanmasını istiyorum. Bu olayın aydınlanmasını istiyorum. 8 aydır gecim kalmadı. Artık dayanma halim kalmadı. Ailenin iddiası şu, 5 Mayıs'ta olay oluyor ve sevgilisiyle evlenebilmek için, sevgilisiyle bir arada olmak için karısını, Özlem'i ve 5 çocuğunu ölüme sürüklüyor. Yani katlediyor. Kısacası siz bunu iddia ediyorsunuz. Evet. Yani Allah size Adile Hanım, Cuma Bey, sevgili Songül'cüğüm çok büyük sabır versin. Çok büyük acı. Yani 5-6 ölüm birden yaşamışsınız. Şimdi seninle başlayalım mı sevgili Songül? Annen çok üzgün biliyorum. Tamam, aynı evde birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır. Ha? Hayır. Öyle mi? Peki ilk haberi kim aldı? Ben aldım. Sen mi aldın? Hı. Nasıl aldın? Kimden öğrendin? Evdeydim. Saat 8.30-9 sularında. Ablan
dedi. Tabii bunu Kürtçe söyledi. Hı hı. Nasıl dedim, şu an suyun altındalar dedi. Hı hı. Gidin yardım edin. Kürtçe zaten, hangi kelimeyi kullandı söyler misin? Tam kullandığı Kürtçe cümleyi söyler misin bana? Vana çey avekirne dedi. Ha, suya doğru itti. Aynen suya anladım. Doğru itti dedi. Tamam. Zaten ben oraya yetiştiğimde her şey için çok geçti. Kaçta orada oldun sen, kaç gibi? Ben saat 11 sularında orada oldum zaten. Yani kanalın kesin yerini bilmiyordum. Hı hı. Kimse bana kesin yerini söylemedi. Kendi çabamla bulmaya çalışıyordum. Bulana kadar da zaten yani sizin damadın Hasan'ın kız kardeşi, abi, evet. Abisinin yani Hasan'ın, sizin evet. damadın çocukları, işte çocuklarını, 5 çocuğunu ve karısını suya ittiğini mi söyledi? Aynen öyle. Bunu söyledi. Daha sonra savcılığa da söyledim. Bunu inkar ettiler. Biz öyle bir şey söylemedik dediler. Tekrar aramaya geçtim. Bütün numaraları kapatmışlardı. Peki Hasan'ın kız kardeşinin adı ne canım? Nesran. 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 Nesra. Evet. Nesra. Peki Nesra ile yaptığın bütün hepsi zaten olay daha yeni olduğu için 5 Mayıs'ta sayın evet. savcımız da, soruşturma savcısı da olayı takip ediyor. Dolayısıyla orada seninle onun aranda bir telefon görüşmesi varsa o zaten ortaya çıkar. Evet, vardı. Nesra zaten. Hangi telefondan seni aradı, Hasan'ın kız kardeşi? Nasıl yani, anlamadım. Yani Hasan'ın kız kardeşi saat kaçta seni aradı? Saat tam 9'du. Yani tam emin değilim, 9 ya da 8.45 falan olabilir. Yani Hasan'ın kız kardeşi Nesra seni aramasa sen bu olaydan Hayır, şüphelenmeyeceksin. Hayır, benim haberim olmayacaktı. Ve şüphelenmeyecektin. Aynen de. Şüphelenmeyecektim. Kaza diyecektim belki de. Evet. Yani kendisinin bu cümlesi zaten beni harekete geçirdi. Daha sonra da inkar etti. Biz öyle bir şey söylemedik. Ben abimle ilgili böyle bir şey nasıl söyleyeyim? Yapmış olsa dahi ben böyle bir şey söyleyemem dedi. Yani açık açık aslında senin iddiana göre Hasan'ın, sizin damadın kız kardeşi öldürüldüğünü söylemiş yani. Evet. Peki olay nasıl gerçekleşmiş? Yani onu bir anlatır mısın bana? Yani olayı bir olayla ilgili bana biraz bilgi verebilir misin? O gün olay... ne işi var o su şey kanalının olduğu yerde? Yani şu şekil zaten ailenin. İfadelerinde de diyor ki hı hı. biz köyden geliyorduk. Çocuklarım at çiftliğine gitmeyi istemiş. Onları at çiftliğine götürmeye çalışırken öyle olmuş diyor. At çiftliğiyle onun gittiği yolun alakası bile yok. Şanlıurfa'nın neresine meydana geliyor bu olay? Şanlıurfa Göbekli Tepe su kanalının orada. Ha, Göbekli Tepe su kanalının evet. orada. At çiftliği nerede peki? Göbekli Tepe'nin orada, ben at çiftliği bilmiyorum. O yani zaten birbirlerine olan mesafe olarak çok uzaklar birbirlerine. Ne kadar uzaklıktalar? Yani yaklaşık Fazla olarak bir kilometre at çiftliği var. Ne kadar Cuma Bey? 2 kilometre var. 2 kilometre var. Evet. At çiftliği. Ne dedin Adile Hanım? Söyle. Söyle canım. Ya, at çiftliği solda. Yok, at çiftliği sağda. Kanal da suya bıraktığı da şeyde. Tamam. Solda. Şimdi ben bir dinleyeyim, arkasından olay yerinde yaptığımız çekimler var. Siz onları tamam. ekranlara getireceğim ama sizin bir anlatmanızı rica ediyorum. Yani o gün günlerden hangi gün? Pazar mı? Hafta sonu mu? Cumartesiydi. Cumartesi. Evet. At çiftliğine götürürken. Evet. Götürüyor sözüm ona. Yani. Peki Göbekli Tepe'deki şeye nasıl gidiyor? Yolu oraya nasıl gidiyor? Yani köyden geliyorum dedi. Evet. Yolum oradan geçiyormuş. Aha. Yani oradan başka yola sapmış, ben onları at çiftliğine götüreceğim dedi. Siz sonrasında peki olayın nasıl olduğunu gördükten sonra, olayın nasıl olduğunu gördükten sonra, konuştuktan sonra hiç Hasan'la konuştunuz mu damatla? Evet, konuştum. Hasan ne anlattı size? Yani bana da şu şekilde dedi, ben Asmin büyük kızım, beni at çiftliğine götür demiş. Tamam. Ben onu kırmamak adına götürdüm. Benim de ona zaten söylediğim, dedim ki sen sağken de bu çocukların değerini bilmezdin yani. Hı hı. Hayırdır, niye o gün özellikle Asmin'i dinledin? Ki Asmin de öyle bir şey söylemez zaten. Bir de o çiftliği yolu değil. Başka bir yol. Bu tarla. Aynen. Tarla içi. Tarla içine götürüyoruz. Evet, aynen. Orada çekimi yaptık ablacığım. Tabii, biliyorum biliyorum. Onu bir ekranla. Arkadaşlar ne dediniz anlamadım. Söyleyin Pınar'cığım. Olay yeri. Olay yeri ve teresi hazır mı? Onu biraz arkadaşlarım hazırlayacaklar. Bir yandan ben sizden dinleyeyim. Peki sen oraya 9'da haber aldıktan sonra nerede olduğunu sana söylemedi mi Hasan'ın kız kardeşi, damadın sizin kız kardeşi? Hayır, söylemedi. Ben kendi çabamla gittim zaten, itfaiyeler falan vardı. Ambulanslar, onların ışıklarına doğru gittim. O şekil buldum. Hasan nerede peki o sırada, sizin damat Hasan nerede? Orada yoktu, ben gittiğim kaçmış. Zaman yoktu. Kaçmış. Kaçmış mı? Bırakmış evet. kaçmış mı? Arabayla bırakmış. Bırakmış kaçmış. Onları öylesine bırakmış kaçmış. Ya size haber vermedi mi daha? Yok, hayır. Üçünüze hiçbirinize haber vermedi. Benim daha benim kızım Songül beni aradı. Baba evet. dedi İznem su kanala düşmüş, görüncesi. Yetişin. Ha, bir Cuma Bey söylesin. Evet, sen evet. de kızından haber aldın Cuma Baba Bey. Baba dedim yetişin. Ben Hı. oraya gidene kadar saat 10.30'ı geçti yani. Evet, damat orada değil miydi siz damat gittiğinizde? Damat yok. Bunları su kanala attı, kaçtı gitti yani. Atıp kaçıp gidiyor. Evet, kaçıp gidiyor yani. 6 dakikanın içinde benim kızım arabanın üzerine çıkıyor.
Jandarmayı arayıp, polisi arayıp, evet. Abi bizi kurtarın boğuluyoruz, bizi kurtarın boğuluyoruz. En sonunda zaten... Özlem o sırada zaten araba şeye doğru giderken, su kanalına doğru düştüğünde, yani şeye gittiğinde, Özlem o sırada, şimdi siz daha yeni geldiğiniz için şey ifadeleri, belgeler daha önümde değil. Daha yeni sıcağı sıcağına geldiğiniz için hepsini daha detaylı konuşacağız. Zaten biliyoruz da bu iddialarınızı ama arabanın üstüne çıkıyor. O sırada 112 ile görüşmeler var. Evet. Beni burada kurtarın diyor. Son anda böyle yardım istiyor. Çığlık atıyor. Çocukları da arabanın içerisinde. Ya orada inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yani korkunç bir şey ya, acayip vallahi Allah size gerçekten çok büyük sabır versin, çok büyük bir acı. Ablacığım bir de 6 gün ben kanalın başında onların yanına geldi, 3 gün cenazeler morgda kaldı, onların hiçbirini görmedim ben. Hiç yanınıza gelmedi mi? Hiç gelmedi. Ya baba bir kaza oldu, kayınpeder bir kaza oldu, baldız bir kaza oldu. Peki sen aramadın mı son gün sonrasında? Ben aradım zaten, telefonlarına ulaşamadım. Hepsi kullanıma kapatılmıştı. Yani kızı Aysun 6 gün sonra bulunuyor, kızını defnetmeye bile gelmedi. Kızını defnetmedi. Görmedi, hiçbirini görmedi, hiçbir çocuğunu görmedi. 2 gün boyunca çocuklarım morgda kaldı. Evet. Cenazesine gelmedi. Çocukların cenazesini görmeye gelmedi. Yani defin işlemine gelmedi ya. Kobra verilirken karısını, çocuklarını. Hayır. Yok, biz onları yüzünü görmek. Of ya. Yani gerçekten. Peki şüphelendiğiniz damat Hasan daha önce de sevgili Songül sen anlatır mısın? Evi yakmaya kalkmış galiba. Evet. O ne zaman oldu? O da Ramazan'ın son haftasıydı. Şu an tarihi olarak tam bilmiyorum. Yani evet. Ramazan'ın son haftasıydı. Bu sene yine. Evet. Hasan beni aradı, evim yanmış falan dedi. Yani gittim zaten özellikle ablamın olduğu oda, yatak odası. Yanmıştı zaten, tutuşmuştu. Ablam hastanedeydi. Sadece ablamın olduğu oda yanmıştı. Sadece ablanın olduğu oda. Soba var mı orada? Hayır, doğalgazda. Doğalgaz, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani o ev nasıl alev aldı onu da anlamadım. Tütün içmiştir, onu bırakmıştır. Aynen öyle. Ablam da diyor ki ben içmedim. Ben uyuyordum zaten. Tütün, pardon, çocuklar o sırada evin içinde mi? Evet, çocuklar da evin içindeydi. Yan odadaydı. Ablamın yan odasındaydı. Sevgili izleyiciler, 6 candan bahsediyoruz. Özlem ve Dünyalar Güzeli... 4 çocuğu Asmin, Aysun, Ecem, 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Asmin, Aysun, Ecem, İbrahim ve Müslüm.